Teşekkür ediyoruz. Bugün Akdeniz Üniversitesi için, Antalya Teknokenti için, Antalya için, bölge için, ülkemiz için çok önemli bir günü hep birlikte idrak ediyoruz. Çok saygıdeğer basın mensupları, gerçekten Antalya'da mıyız, Ankara'da mıyız? Şu anda onu tartışıyorduk. Gayet serin bir hava var ama bize sıcak da lazım, serin de lazım. İnşallah Antalya'mızı turizmin, güneşin, tarımın yanında teknolojinin de merkezlerinden bir tanesi yapmak istiyoruz. İşte bu yolda önemli adımlardan bir tanesini bugün atacağız. Üniversitemiz içerisindeki yeni Teknopark binamızın kurdelesini keseceğiz. Hemen yan tarafta daha büyük bir binamızın inşaatı bakanlığımızın destekleriyle devam ediyor. İnşallah TUSAŞ burayı bir merkez olarak kullanacak. Milli Muharip uçağımızın yazılımları Antalya'mızda yapılacak. Burada hem yerli mühendislerimiz hem de kabiliyetli yabancı mühendislerimiz gelip Antalya'da çalışacaklar. Bu manada da biraz sonra bir imza töreni gerçekleştireceğiz. Burada başlayan süreç TUSAŞ'ın bu bölgede kendine yapacağı bina ile devam edecek. Ben burada Antalya'daki bütün milletvekillerimize, siyasetteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Antalya'yı sadece tarımla, turizmle değil, teknolojiyle de gündeme getiren bu işlere beraberce imza atıyorlar. İnşallah kurdelemizi keseceğiz. Bundan sonra Antalya'yı çok daha fazla turizmle, tarımla değil, teknolojiyle de gündeme getireceğiz. Biraz önce TÜBİTAK 29. Bilim yarışmaları ödül törenini gerçekleştirdik. Bu sene Antalya'mız dünyada geçen sene başlayan kızlar bilgisayar olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak. Biz daha fazla teknolojiyle Antalya'yı inşallah gündeme getireceğiz diyoruz ve bu temennilerle kurdelemizi kesiyoruz. Sayın Bakanımıza konuşmaları için şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanım, kurdele kesimi yapılacaktır, arz edelim efendim. Sayın Bakanımızın yanlarına Sayın TUSAŞ Genel Müdürümüz, Sayın Rektörümüz ve Antalya Teknokent Genel Müdürümüz de yer alacaklar. Arkadaşlar, ARGE 5 binamız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ARGE 11 binasına kadar bu vadide biz binalarımızı yapacağız. Mühendislerimizi, araştırmacılarımızı istihdam edeceğiz. Buradan geliştirilen teknolojiler tüm dünyaya çözüm olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah. Öncelikli olarak Sayın Bakanım, 80 kişiyi şu anda istihdama başladık. Ama yan tarafta bugün de imzasını törenini yaptığımız binamızda bitince 400 kişiye çıkacağız Antalya'da. İnşallah bu bir başlangıç olur. Çok iyi bilinen bir olay vardı Sayın Bakanım. Amerikalılar Florida'yı yalnız turist merkezi olarak değil, aynı zamanda bilim insanları çektiği bir yer olarak görürler. İnşallah Antalya Florida'dan daha iyi bir yer olacak. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli kıymetli hocalarım, vekillerim, belediye başkanım, hoş geldiniz kıymetli katılımcılar. Çok çok önemli bir imza attığımızı farkındasınızdır umarım. Çünkü şu son günlerde özellikle savunma sanayinin ne kadar önemli, kıymetli, hayati olduğunu hep beraber gördüğümüz günlerdeyiz. Önemli olan burada bunun tamamının tarafımızdan yapılıyor olması. Dışarıya bağımlı olmamak. Dışarıya bağımlı olmanın sonuçlarını hep beraber gördük. Bu anlamda TUSAŞ'ın, Sanayi Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği önem hakikaten çok kıymetli. Bununla beraber üniversitemizin de bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Başkanımın söylediği gibi Antalya evet bir sağlık, bir turizm merkezi, bir sağlık merkezi ve bir tarım merkezi ama inşallah bundan sonraki en büyük hedefimiz de burayı bir yazılım merkezi, bir görüş merkezi haline getirmek.
Çünkü Antalya çok ideal bir şehir bu anlamda. TUSAŞ'ın ve bakanımızın çok ciddi destekleri var. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hem öğrencilerimiz açısından çok kıymetli, hem Antalya için. Ben çok hayırlı uğurlu olacağını düşünüyorum ve bir iki sene sonunda da hakikaten bir ince olacağını düşünüyorum Antalya'nın. Hem teknoloji hem sağlık sanayiydi. Tekrar ayaklarınıza sağlık, inşallah hayırlı uğurlu olur. Herkes için çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler, Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleşecek Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi alan tahsisi imza töreni için huzurlarınızda bulunuyoruz. Savunma sanayi bizim öncü kurumlarından TUSAŞ'la ülkemizin Ar-Ge ekosisteminde önemli bir yer tutan Antalya Teknokent'in sektöre örnek teşkil edecek önemli bir birlikteliğine beraber birazdan şahitlik etmiş olacağız. TUSAŞ savunma sanayinde göz bebeği kurumlarımızdan bir tanesi. Hürkuş'tan Atak helikopterine, Aksungur'dan Gökbey'e savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlerde aslında TUSAŞ'ımızın imzası var. TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle bu projenin önemli bir ayağı Antalya'ya taşınmış oluyor. TUSAŞ burada kuracağı Ar-Ge merkeziyle Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'dan yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İşte Antalya'nın bu özelliklerini ülkemizin Ar-Ge ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden mühendis, teknisyen, bilim insanı bu projede çalışmak üzere inşallah ülkemize gelecek. Böylece Antalya'nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent, tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip. Teknokentler performans endeksine baktığımızda Türkiye'nin en başarılı 8. teknokentinin Antalya Teknokent olduğunu görebiliyoruz. 365 bin metrekarelik alanda %100 doluluk oranıyla 162 firmaya ev sahipliği yapan teknokentimizde bugüne kadar 800 Ar-Ge projesi tamamlandı. 200'den fazla projede halihazırda sürdürülmeye devam ediyor. Dolayısıyla Antalya Teknokent aslında oluşturduğu köklü geçmişi, konumu ve güçlü Ar-Ge ekosistemiyle TUSAŞ'a eminim ki büyük bir güç katacak. Milli Muharip Uçak Projesi inşallah Antalya'mızdan irtifa kazanacak. Ben Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaki örnek işbirliğinin, tüm Türkiye'ye örnek işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada oluşacak başarılı modelin yeni projelere kapı aralamasını temenni ediyorum. Biz Antalya Teknokentimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız 5. Ar-Ge binamızın yanında yeni binamızın inşaatı şu an hızla devam ediyor. Bakanlığımız burayı desteklemeye devam edecek. İnşallah bu imzalarla TUSAŞ burada kendi Ar-Ge merkezini ileride üniversitemize devredilmek üzere inşaatını gerçekleştirecek ve başkanımız söyledi, 400 mühendise burada istihdam sağlayacak. Ve Antalya Teknokent başta olmak üzere yine şehirde yaptığımız OSB'mizdeki teknokentimizde ve önümüzdeki dönemde gündeme almayı planladığımız projelerle birlikte her zaman söylediğimiz gibi Antalya'yı sadece güneşin, sağlığın, turizmin, tarımın değil inşallah
teknolojinin de bir merkezi yapacağız. Antalya'mızda üretilecek katma değer buradan tüm dünyaya Allah'ın izniyle ihraç edilecek diyorum ve ben bu imzaların Antalya'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben Antalya Teknokent Genel Müdürümüz Doktor Sayın İbrahim Yavuz'u da buraya yanınıza davet ediyorum efendim. Sayın Rektörümüzün ve Sayın Teknokent Genel Müdürümüzün şöyle Sayın kameralara da bir müsaade Sayın Kursaç Genel Müdürümüz'e ayrı ayrı hediyeli olacak. Kameralara da bir müsaade edelim. Güzel olmuştu. Evet, kameraman arkadaşlarımıza da müsaade edelim görüntü almaları için lütfen. Evet. Vekillerimizi de bir alalım. Belediye başkanımızı. Evet, Sayın Belediye Başkanımız, rektörümüzü, Sayın Vekillerimizi de kareye dahil etmek istiyoruz efendim. Buyurun. Başkanım, tutacak başkanım. Hasan Bey gel. Oda başkanlarımız da gelsin. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal efendim. Buyurun. Antalya Oda Başkanlığımız efendim, buyurun. Evet. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Sayın Bakanım, bir hediye kartımız olacak. Sayın Bakanım, Milli Muharebe'nin talaşlarından... Sayın Kursaç Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımıza hediye takdim ediyorlar efendim. Arz edelim. Teşekkür ederim. Hocam, ben size verirsiniz. Sayın rektörümüz. Hak beraberiz. Bu da Antalya. Antalya, Antalya Kalesi mi? Yevli Minare. Yevli Minare. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Temel Bey, Sayın Bakanım. Sayın rektörümüze de buyurun. Sağ olun, sağ olun. Hadi. Başkanım, çok teşekkürler. Milli Muharebe. O da talaşlardan mı? Aynen, talaşlardan. Bizim ufacık bir şey var. Başkanım, pardon. Bu da Temel Bey. Bu da Ahmet diye var. Çok güzel. Denizden görüntüsü. Çok aynı güzel. Benimkinden daha mı güzel bu ya? Öyle geldi sen. Neyse biz arabada görüşelim. Tamam. Hadi bakalım. Açılış ve nasılsınız? Tamam. Uzaktan eğitim yok mu sizde? Şey, uzaktan çalışma. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Şu üzerinde gördüğünüz yol da Teknokent. Üniversite arazisi. Yolun karşısında da bununla ilgili bir proje var. Bu binanın son bitmiş hali bu şekilde olacak inşallah 6 ay sonra. Açıkçası son kanun değişikliğiyle getirdiğimiz bir model. İnşallah şehirlerimizde gençlerimizin gidip fikirlerini ticarileştirebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. İşte ilk şehir kuluçkalarından birini de inşallah burada bir ortaklığın el sıkışmasını yaptılar. Kepez Belediye'mizle beraber Antalya Teknokent hayata geçirecek. Sözü aldık. Hayırlı olsun.